Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyamet için bir alamet olduğu bildirilmektedir. Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölmediği ve öldürülmediği bildirilirken, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne dönecek olduğu da haber verilmektedir. Bu ayetlerden biri Zuhruf suresinin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bahsedilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. O yalnızca bir kuldur. Kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık. Yeryüzünde size halef, yerinize geçenler olurlardı. Bu ayetlerin hemen arkasından gelen 61. ayette, Hazreti İsa'nın kıyamet saati için bir ilim olduğu belirtilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o, İsa, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Hazreti İsa Aleyhisselam, Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık 6 asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatı, kıyamet saati için bir bilgi, yani bir kıyamet alameti değildir. Ayetin anlamı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır. Bu ayette geçen hu, yani o zamirinin Kur'an'a işaret ettiğini söyleyenler vardır. Ancak Kur'an'ın diğer ayetlerine bakıldığında o zamirinin Kur'an için kullanıldığı durumlarda mutlaka bir önceki veya sonraki ayette Kur'an'dan bahsedildiği görülmektedir. Ayette geçen diğer ifadelerden Kur'an'a işaret edildiği net olarak anlaşılmaktadır. Bu ayetlerden bazıları şu şekildedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, çünkü o, Kur'an, bir öğüttür. Artık dileyen, onu düşünüp öğüt alsın. O, Kur'an, şerefli, üstün sayfelerdedir. Yüceltilmiş, tertemiz, mutahhar kılınmış. Onlara, Allah'ın indirdiklerine iman edin denildiğinde, biz, bize indirilene iman ederiz derler. Ve ondan sonra olanı, Kur'an'ı inkar ederler. Oysa o, Kur'an, yanlarındakini, kitabı doğrulayan bir gerçektir. Onlara de ki, eğer inanıyor idiyseniz, daha önce ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Oysa Zuhruf suresindeki ayetlere bakıldığında, kıyamet saati için bir ilimdir. İfadesinin öncesinde veya sonrasındaki ayetlerde Kur'an'dan bahsedilmediği görülür. Ayetlerde Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bahsedilmektedir. Dolayısıyla o zamiri de Hazreti İsa Aleyhisselam'a işaret etmektedir. Nitekim büyük İslam alimleri de ayette geçen o zamirinin gerek ayetlere, gerekse sahih hadislere dayanarak Hazreti İsa Aleyhisselam'a işaret ettiğini açıklamaktadırlar. Ebu Hureyre, İbn Abbas, Katade, Malik bin Dinar, Dahhak, Ebu Rezin, Ebu Abdurrahman, Umeyd ve İbn Muaysın da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişinin kıyamet alametlerinden biri olduğunu söylemektedirler. Alusi, Şevkani, Es-Sabuni, Umari, Ömer Nazuhi Bilmen, Seyyid Kutup, Hasan Basri Çantay gibi pek çok tefsircinin tefsirinde ise bu ayet şu şekilde açıklanmaktadır. Hazreti İsa'nın zuhur etmesi, kıyamet saatinin gelişini bildiren bir alamettir. Çünkü onun, Hazreti İsa'nın zuhuru kıyamet alametlerindendir. Yeryüzüne inişi, dünyanın sonunun geldiğine ve ahiretin başlangıcına delildir. İmam Taberi, ayeti tefsir ederken, İbn-i Kesir'in bu konudaki açıklamasını da delil olarak kullanmıştır. İbn-i Kesir, kıyamet gününden önce İsa'nın adil bir devlet başkanı ve adil bir hakim olarak yeryüzüne ineceğine dair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir hadisleri mevcuttur diyerek söz konusu ayetin Hazreti İsa'nın dünyaya
ikinci kez gelişine delil olduğunu ifade etmiştir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirinde ise bu konu şu şekilde açıklanmaktadır. Muhakkak ki o saat için bir ilimdir de saatin geleceğini ölülerin dirilip kıyam edeceğini bildiren bir delil ve alamettir. Çünkü Hazreti İsa gerek zuhuru ve gerek envati ihya mucizesi, ölüleri diriltme mucizesi ve gerek envatın kıyamını, ölülerin kalkışını haber vermesi itibarıyla kıyametin vaki olacağına bir delil olduğu gibi, hadiste varit olduğuna göre eşraatı saattendir, kıyamet alametidir. Çağdaş İslam alimlerinden Seyyid Kutup da tefsirinde, Hazreti İsa'nın yeryüzüne yeniden girecek olmasının önemli delillerinden birinin bu ayet olduğuna dikkat çekmektedir. Kutub'un tefsirinde konu şöyle açıklanmaktadır. Hazreti İsa'nın kıyametin kopmasından önce yeryüzüne ineceğine ilişkin birçok hadis var dilimizde. Nitekim bu ayette ona işaret etmektedir. O, kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. Yani Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesiyle kıyametin kopmasının yakın olduğu bilinir. İkinci bir okuyuş tarzında ayet şöyle okur. Ve innehu le'ilmun lis-saati. Yani onun inişi, kıyametin belirtisidir, alametidir. Her iki okuyuş tarzı da aynı anlamı ifade etmektedirler. Hazreti İsa'nın gökten inişi, doğru sözlü ve güvenilir peygamberin, salat ve selam üzerine olsun, sözünü ettiği ve Yüce Kur'an'ın işaret ettiği bir gayiptir. Kıyamet gününe kadar değişmeden kalacak bu iki kaynaktan gelen bilgilerden başka, bu meseleye ilişkin olarak herhangi bir insanın söyleyebileceği bir söz olamaz. Kevseri, en eski akaid kitaplarında dahi bu ayetin, Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişine delil olarak kullanıldığını söylerken, Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde ise bu ayet şu şekilde açıklanmaktadır. Ve kıyametin yaklaşmış olması için İsa aleyhisselamın bir alamet olduğunu ve kıyametin vuku bulacağına şüphe edilmeyeceğini haber veriyor. İsa aleyhisselamın yeryüzüne nuzul edeceği de kıyamet şeriatinden sayılmaktadır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, Kur'an'da hiçbir peygamberin kıyamet için bir ilim olmasından bahsedilmemektedir. Birçok peygamberin hayatı Kur'an'da detaylı olarak anlatılmakta, ancak hiçbiri için bu ifade kullanılmamaktadır. Bu da Hazreti İsa aleyhisselamın Allah'ın takdiri olarak diğer peygamberlerden farklı bir özelliğe sahip olduğuna işaret etmektedir. Bu özellik, Hazreti İsa aleyhisselamın Allah katına alındıktan sonra yeniden yeryüzüne gönderilecek olmasıdır.